Kahraman şehrin insanları reisi cumhuru ağırladı. Müftülük meydanı sabahın erken saatlerinde AK Partili vatandaşlarla dolup taştı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Kahramanmaraş'ta yüz binlerce vatandaşa hitap etti. Kahramanmaraş, Türkiye'nin kalem kaşı Maraş, kalbimin güneşi Maraş. Sizleri gönülden selamlıyorum Maraş. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan ve müftülük meydanında düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Kahramanmaraş'a müjde üstüne müjde verdi. İnşallah Kahramanmaraş hasretle beklediği stadına da kavuşuyor. Tamam, bunu da gerçekleştireceğiz. Erdoğan 16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi. 16 yılda Kahramanmaraş'a hanım kardeşlerim ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? 29 katrilyon yatırım yaptık Kahramanmaraş'a. Bay Kemal, siz ne yaptınız? Bay Muharrem, siz ne yaptınız? Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Ya bak, biz icraatımızı söylüyoruz. Onlar laf ola beri gele, bununla huzurunuza geliyorlar. Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Erdoğan, Kahramanmaraş'a hızlı tren hattının geleceğinin ve şu an etüt çalışması halinde olduğunu söyledi. Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık. 0 kilometreden aldığımız hızlı tren hattımızı 1213 kilometreye çıkardık. İnşallah Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı Nur Dağı'ndan geçiyor. Nur Dağı ile Kahramanmaraş'ı birbirine bağlayarak şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmuş olacağız. Kahramanmaraş Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Böylece Kahramanmaraş Gaziantep arası hızlı trenle 53 dakika, Adana arası 1,5 saat, Mersin arası 2 saat olacak. Kahramanmaraş'ta biri 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olmak üzere 13'ü hastane, toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi. Şehir Hastanesi, Isparta. Şu ana kadar 5 tanesini bitirdik. Mersin şu anda çalışıyor. Yozgat Şehir Hastanesi çalışıyor. Adana Şehir Hastanesi çalışıyor. Yahu Kahramanmaraş'a da yakışmaz mı? İnşallah Kahramanmaraş'a da böyle bir şehir hastanesini kazandıracağız. Şehirdeki ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin kazandırılacağını dile getiren Erdoğan, imzaların atıldığını açıkladı. Şimdi şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni kazandırıyoruz. İmzaları attık, bitti o iş. 2823 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Kahramanmaraş, Afşin ve Pazarcık'ta toplamda 2400 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha yapıyoruz. Aksu çayını doğal haline döndürmek için gereken adımların da atılacağını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti. Aksu çayını doğal haline döndürmek için gereken adımları da atıyoruz. Sanayi tesislerinden kaynaklı atık suları kolektör hattıyla toplayacak, sonra arıtacak, akabinde Sır Barajı'na aktaracağız. Böylece halkımızın sağlığını tehdit eden sıkıntıları da
kökten çözmüş olacağız. Tek devlet, vakit, Türkiye vakti, vakit yeniden şahlanmak.